Şu kızı. Biz hazırız. Buyurun. Ayten Hanım merhaba. Necdet ben. Sizinle acil görüşmem gerekiyor da. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Size acil söylemem gereken bir şey var. Beraber muhallebicide oturmuştuk. Hatırladınız mı? Evet. Oraya gelebilir misiniz? Hemen mi? Bir saate kadar. Tamam. Geliyor. Geliyor. Eğlence başlıyor lan. Zevzekliği kes lan. Beni iyi dinleyin. Yanlış yapan yüz yer. Ben şimdi kızla buluşacağım. Muhallebiciden önce ben çıkacağım. Arkamdan kız çıkacak. Ben uzaklaşıncaya kadar iyice bekleyin yalnız. Durumun benimle alakalı olduğu anlaşılırsa yakarım. Ayırmam. Tamam mı? Kızı arabaya bindirdikten sonra gözlerini bağlayın. Gözleri bağlanınca arabaya bin. Kız seni görmesin. Emin ol ona. Oradan da arabaya attığınız gibi doğru depoya. Yol bir saat falan sürer. Kızı arabadan indirdikten sonra bağlayın. Ondan sonra da direkt terk ediyor. Ortalıkta hiçbiriniz görünmeyin, tamam mı? Ben de Mahir'le Yılanber'den haber uçuracağım. Bırakalım Yılan Berdan'la Mahir kardeş kendi kozlarını kendileri paylaşsın. Bence o yılan ikisini de harcar. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmeye aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek
aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. Salih, niye geldiğini belli etmedin? Çok güzel söylüyordun. Deme öyle, utanıyorum. Çok güzeldi. Ya Salih, çok fenasın. O elindeki ne? Michael'ın ifadesi. Ha. Serbest bırakmışlar ama ifadesini yeniden yönlendirmişler. Turgut hissetmiştir herhalde. Halil için toplanan para çalınmış. Maykara da gitmiş geri almış. Orada hırpalamışlar adamı. O yüzden yüzü gözü yara bere içindeymiş. Halil kim? Halil komşusunun oğlu. Kalbi delikmiş çocuğun. Bütün mahallede para toplamış. Hatta ben oradayken birazcık vermiştim. Yani katkım olsun diye. Ne güzel yapmışsın. İyileşti mi acaba çocuk? İnşallah bir işe yaramıştır. Yalnız baksana şu Maykara'ya. Sonuçta komşusunun evladı ama adam hiç gözünü kırpmadan canını ortaya koyuyor. O serserilere yem etmiyor parayı. Bu Maykara bayağı cesur bir adam ha. Belli mi olur hayat bu? Belki bir gün arkadaş olursunuz. Hem bakarsan öğrendiklerimize hamurunuz da aynı sizin. E sen de çok cesur bir insansın Feride. Ya farkında olmadan aynı çocuğun elinden tutmuşsunuz. Yardım etmişsiniz. Ya ben adama bayıldığımdan değil, sen resmen hayranlık duydun. Belki arkadaş olursunuz diye dedim. Salih, bu söylediğin mümkün değil. Hatta imkansız. Benim Maykara ile arkadaş olmamı bırak. Ben aynı masada onunla oturup çay bile içemem. Çünkü Mahir Kara benim yargıladığım adamın oğlu. Hem yani hamurumuz aynı mı bilemem. Ama yaşayış biçimlerimiz tamamıyla farklı. Ben kanunları yeğe tutarım. O senin de gördüğün gibi kendi adaletini sağlamayı. Bu da bizi bambaşka hayatların insanı yapar. O yüzden senin bu söylediğin mümkün değil. Salih, ben yanlış bir şey mi söyledim? Kızdın mı? Yok, kızmadım. Tam tersine hak verdim. Olmaz Mahir Kara'yla. Olamaz. Haklısınız. İzninizle. Salih, kalemi oraya söyleyeceğiz. İster misin? Allah Allah. Yine buna bir şey olmuş.
Feride şad ol. Süleyman Yılmaz'ın yolunda gitme. Yoksa ölürsün. Feride gelebilir miyim? Beni dinleyeceksin Feride. O kadarını senin içinde azarladım. Şunca yılın hatırına cümlemin sonunu getirtmedin bana. Turgut Bey, eğer hatır gönüllerini hasbihal edecekseniz siz zararlı çıkarsınız. Beni çok kırıyorsun Feride. Bu zamana kadar en büyük destekçin bendim. İnanmayacaksın ama hala öyleyim. Öteden beri ne yaptıysam senin içindi. Turgut, sen beni mesleğimi bırakma noktasına getirdin. Bir sor neden diye. Sor hadi. Bu bir hafta önce geldi. Ardından yaralandım. Vaziyeti bilmiyorum. Mamafi'yi mühim bir şey olduğu belli. Adliyeye, odana girecek kadar gözü kara adamları kovalıyorsun. Bak Feride, evine girdiler. Dosyalarını çaldılar. Endişelenme diye söylemedim. Mamafi, ben de takip ediliyorum Cancağız'ım. Gece gündüz peşimde bir adam var. Uzun boylu, ince, leylek gibi, seyrek bıyığı var. Kumral mı? Böyle 20'li yaşlarda, memleketsiz bir tip. Ta kendisi. Nereden biliyorsun? Çünkü aynı kişi bizi de takip etti. Hatta arabadan dosyaları çalarken yakaladık ama sonra elimizden kaçırdık. Görüyorsun değil mi? Haksız değilim. Belli ki bu ölüm tehdidini de onlar gönderdi. Zaten bunu görünce aklım beynimden çıktı Feride. Seni korumam gerekiyordu. Çocuk oyuncağı değil bu Feride. Bu adamlar eşkıya. Şakaları yok. Sen benim kıymetlimsin. Canın yansa dünyayı yakarım. Sana rağmen yakarım. Keşke bu yolu seçmeden önce benimle konuşsaydın Turgut. Süleyman Bey'den kalan belgeyi bilseydim anlatırdım. Mamafi hem olanlar hem de senin gittiğin yol beni bu sonuca mecbur etti. Cancağızım, başından beri beni bir kovuşturmadan uzak tuttun. Mamafi, artık buna bir son verelim. Gel, belgeleri birlikte inceleyelim. Süleyman Bey'in kemikleri de sızım sızım sızlamasın. Tamam. 10 dakikaya kadar dosyaları al, odama gel, mütalaamıza başlayalım. Affedildin mi? Biz mesai arkadaşıyız Turgut. Mesuliyetimiz mesleğimizi en iyi şekilde yapmak. O yüzden eskiden nasılsak yine öyle olacağız. Yalnız ben dostluğumuz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok kırıldım. Ve bu geçer mi? Hiç emin değilim. Anlıyorum. Zaman her şeyin ilacıdır derler. Benim iyi niyetli biri olduğumu anlayacaksın. İyi misin? Sıkıntı yok Bülent Bey. Buyurun. Nedir durum doktor bey?
Bebeğimizin sağlığı yerinde değil mi? Telaşa mahal yok Bülent Bey. Eşiniz tutunma kanaması yaşamış. Hamilelik süresince böyle kanamaların olması doğaldır. Devamı gelmediği sürece sıkıntı yaşamayız. Çok şükür. Öyle kanama falan olunca çok korktuk tabii. Allah korusun. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Peki doktor bey, böyle bir şeyin bir daha olmaması için alabileceğimiz bir önlem var mı? Şöyle izah edeyim. Bu gibi şeyler fiziksel nedenlerden olduğu kadar asabi nedenler dolayısıyla da zuhur edebilir. Bu süreçte sıkıntıdan, tasadan uzak durmanız gerekir. Eşiniz de, yakınlarınız da size daha hassas davranmalı. Yoksa daha vahim durumlar yaşayabiliriz. Feride'ciğim, her zamanki gibi ziyadesiyle dakiksin. Savcı Bey. Hayırdır Salih'ciğim, bir şey mi söyleyecektin? Salih Bey'in gelmesini ben istedim. Dosyaya çok emek verdi. Bize yardım olur muhakkak diye düşündüm. Muhakkak. İyi düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim Savcı Bey. Sizden birkaç bir şey öğrensem bana kâfi. Ziya Bey ve Erdoğan Bey de iştirak edecekler. Artık her şeyi nizamnameye uygun yapalım, değil mi? Peki. Buyurun. Başefendi. Nazip. Rahmetlinin eşyalarını senin teslim etmen daha doğru olur. Gitti Dalyan. Gencecik çocuk. Hayatının baharında. Baba olacaktı üstelik. Vural gitti. Sen gitmeyeceksin. Ben kendimi düşünmüyorum Dalyan. Elbette Nazif'imin askerliğini, düğününü görmek isterim. Kardeşinin adını kulağına okumak isterdim. Mahir'imin, karı oğlumun oğlunu görebilmeyi. Lakin... Ha işte. O kara oğlun senin ölmene izin verir mi ha? Kaçmak yok Nazif. Ne söz vermiştik? Hı? 100 yaşında Aydar Yaylası'nda ölecektik. Ben onu bunu anlamam. Kanun nizam tanımam. Boş ver sen hepsini. Yukarıdakinin hükmü geçer esas. Vade etti mi her şey boş. Ben bu hayatta hiçbir sevdiğime, çocuklarıma bilhassa sana kurban olurum demedim. Niye biliyor musun? Ölmek kolay iş. Mühim olan yaşamak. Anam rahmetli. Karıya yavrusu şahan misali. Kurban olurum sana rızam diye severdi beni. Bana kurban olma ana. Bana yaşa derdim ben de. Bundan dolayı
Sen de ailen için ölme Nazif. Bilakis ailen için yaşa. Beni bilirsin Dalyan. Tutamayacağım sözler vermek adetim değildir. Ben bir çay koyayım. İstanbul'un dört bir yanını tutmuşlar. Ulaşmadıkları karanlık iş yok. En büyükleri Pehlivan Ali. Beşiktaş'tan Beyoğlu'na her yer onun emrinde. Hem kulübü var hem kumarhaneleri. Acımasızlığı kadar babacanlığıyla da nam salmış. Fakir fukaraya yardım ediyor. Robin Hood'u mu anlatıyorsun bize Salih? Yoksa azılı bir katil mi? Ben de sizinle aynı kanaatteyim savcım. Bu adamların çoğu işi paraya dökmüş. Öyle eskisi gibi mahallenin abileri, koruyucusu olanlar çok az. Dalyan Rıza için böyle şeyler dediklerini duymuştum. Onun hakkında ne yazıyor dosyada? Eminönü'nden Saraçhane'ye. Bütün aile çay bahçeleri onun kontrolünde. Silah kaçakçılığına bulaşmadığı aşikar. Ama yedek parça, radyo, içki kaçakçılığı yapıyor. Siz zaten baskın yapmışsınız Sayın Savcım. Evet. Dalyan Rıza hapse girince yerine kim bırakmış? Bunlar da rajon böyledir. Bir emanetçileri vardır katiyetle. Necdet Güney, hamamcı. Dalyan Rıza'nın uzun yıllar sağ kolunu yapıyor. Ha. Barut Necdet'i diyorsun sen. Diğerleri için de çıkarmıştık Salih Bey. Geveze Ahmet. Aksaray'ın hakimiyeti onda. Ayrıca bir gazinosu var. Etrafında iyi nişancılığıyla tanınıyormuş. Zannımca silah ağında önemli bir yeri var. Diğerleri daha ayak takımı. İşin yükünü pisliğini taşıyanlar. Hadise Sait, Boğaz içindeki avantaları yiyor. Bitirim Rıdvan, Kartal ve sahil şeridini. Maltepeli Hasan'ın adı neredeyse 10 ayrı cinayet davasında geçmiş. Ama adam bir kere hapse girmemiş. Hep bir şekilde yırtmış. Enteresan. Şişkazım da böyleydi. Süleyman abi o davaları yeniden irdelemiş. Adliye ve emniyetle bağlantısı olan kabadayılar. Yalnız bunlar bir elin parmağını geçmeyecek sayıdalar. Ve hepsi çok önemli kademelerde belli ki. Yoksa sokakta bu kadar kanunsuz iş olmazdı. Haksızlık da etmeyelim Ferideciğim. Yıllardır rahmetli de dahil hepimiz bu adamlardan İstanbul'u kurtarmaya çalışıyoruz. Haklısınız. İşte tam da bu sebeple bu adı geçenlerin hepsi Süleyman Bey'in düşmanı. Hatta işlerinden biri katili bile olabilir. Hayır Salih Bey, yanılıyorsunuz. Bizim katilimiz belli. Çok şükür içeride asılacağı günü bekliyor. Biz adliyedeki köstebeği ve kaçakçılık çetesi üyelerini arıyoruz. Süleyman abi o köstebeğe yaver diyormuş. Siz hiç böyle bir mahlas duydunuz mu? Siz katil belli dediniz ama bu adamların hepsinin Süleyman Bey'i öldürmek için sebepleri var. Rahmetli başsavcı işini layıkıyla yapan kahraman bir savcıymış. Bu çetenin işine taş koymuş. Öfkelerini toplamış olabilir. Ama Nazif Karan'ın böyle bir sebebi yok. Nereden biliyorsunuz? Ona dair bir delil, bir tanık bulamadınız. Belki de Nazif Karı'yı azmettirdiler. Yaver kesin bu adliyeden biri. Süleyman Bey bunu bulduğuna göre belki de o öldürdü. Belki yaver sadece sahtekar değil, Süleyman Bey'in de katili. Salih Bey, hassasiyetinizi ve görevlerinizi anlıyorum. Saygı da duyuyorum. Öğrenmek, etkin olmak istiyorsunuz. Lakin
Burada herkes duracağı yeri bilirse çok bahtiyar olurum. Turgut Bey, ben Salih Bey'in söylediklerini önemsiyorum. Bu yaver her kimse, bizim onu acil yakalamamız gerek. Çünkü bu davanın düğümü o. Buna bir itirazım yok. Biz burada yılların tecrübesiyle otururken Salih Bey'in üslubuna biraz dikkat etmesi gerekir. Şöyle. Nerede, nereye? Derdi üslubum değil, bizatihi benim. Çünkü ne dosyalarda ne de senin yanında olmamı istemiyorum. Tamam, sakin ol, ben konuşurum onunla. Konuşma Feride, sakın. Adamın derdi belli. Neymiş derdi? Sen. Ben mi? Kimseyle paylaşmak istemiyor. Çünkü sana arkadaşı gibi bakmıyor. Niyeti başka onun. Seni rahatsız mı etti Salih? Hayır. Ben öyle bir şey demedim. Neticede arkadaşlıkların beni alakadar edemez. Söyledim ya anneciğim, endişelenecek bir şey yok. Hamilelikte olurmuş böyle şeyler. Tasalanma dedi doktor. Kendime dikkat edecekmişim işte biraz, o kadar. Aman, gelmiş geçmiş olsun. Hayır, insanın aklına türlü türlü sebep geliyor. Nasıl korktum bilemezsin. Bir de bana sor anne. Hayır, sen yine yorma kendini. Yat uzan dinle. Ben bir şeyler getireyim üstüne. Tamam anneciğim. Anne, kardeşim gitti mi karnından? Hayır oğlum, olur mu hiç? Ben de kardeş de gayet iyiyiz. Öyle mi? Hala burada mı yani? Tabii, korktun mu kardeşe bir şey oldu diye. Ver bak elini. İstemiyorum, bakmayacağım. Nazif. Sen dur, ben bakarım. Bırak evladım, sen de koştur koştur yoruldun. Çocuk o. Etkilendi tabii. Alışır zamanla. Geldi ablamlar. Mühim bir şey yokmuş çok şükür. Ay, aklım çıktı vallahi. Aa. Baban ölmüyor muydun sen bu kaza? Ne işi var yerlerde? Düşmüş. Şişinden çıkmış ama bu kızım. Bırak anne ya. Yanlış yormuşum. Ben de çıkardım. Bana bak bakayım sen. Ne oluyor? Anlat derhal hadi. İmtihan kötü geçmişti. Kırık not alacağım galiba. İnanmam, sana öyle gelmiştir. Sen bizim ailemizin medar iftarısın. Her zaman çiçek gibi olur senin karnen. Üzülme.
Çalışır düzeltirsin. Her şey düzelir. Üzme tatlı canını. Gel, gel bir öpeyim seni. Güzel kızım benim. Oğlum bana bir çay ver. Derhal abi. Demli olsun. Buyur abicim, tavşan kanı. Bir de bana muhallebi hazır et. Misafirim gelecek. Tarçın koyma ama. Gül suyu koy. Tamam, derhal abi. Yengem nasıl seviyorsa. Ayten Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Montunuzu çıkarsanıza, dışarı çıkarttığınızda üşürsünüz. Kötü bir şey mi oldu? Endişe buyurmayın. Merak etmeyin. Kötü bir şey yok. Afiyet olsun. Bu ne bu? Bana mı? Geldiğinizde hazır olsun istedim. Ben bunu sevmem ki. Ben tarçını severim. Gül suyu da güzel olur. İstemem. Zaten bu ara canım pek bir şey istemiyor. Sizin bir sıkıntınız mı var? Keyifsiz görünüyorsunuz. Nereden anladınız? Gözler yalan söylemez. Biz Mahir'le ayrıldık galiba bu sefer. Peki siz nişanlı değil misiniz? Ya yüzük, nişan? Yok. Sözlü. Her neyse işte, yani verilmiş bir söz var ortada. Bir hata yapıyor Mahir. Anlayacak ama hatasını. Sizin gibi güzel bir kızı değil terk etmek. Üzmek bile külliyen hata. Eğer benim sözüm olsaydınız, misal, ben sizi hiç üzmezdim. Pamuklara sarardım. Kimsenin de üzmesine izin vermezdim. Canım pahasına. Ben bari şunun tadına bir bakayım. Neden mühim bir hadiseyi gelip geçici bir avukatla tartışıyoruz Feride? O kim? Yetkisi ne? İşleyişi bile bilmiyor. Bizim yaptığımız da doğru değil Feride. Bu davaları birbirinden ayırmak gerek. Cinayet dediğin dava başka, kaçakçılık başka. Ayrıyeten, yaveri bulmak da bizim değil, teftiş kurulunun mesaisi. Bunların hepsinin Nazif Kara dosyasına katkısı ne? Yanlış mı düşünüyorum cancağızım? Bu dediklerinizi ve taleplerinizi düşüneceğim Turgut Bey. Çağırdınız. Mahallede hırsızlık olayı çoğaldı da dikkat edin diyecektim. Ha bir de sizin için, kız kardeşiniz için isterseniz birkaç tane adam göndereyim. Mahalledeki kızlara musallat olmuş birkaç tane genç. Gerçi biz önlemimizi aldık ne olur ne olmaz diye ama isterseniz yani. Yok, çok teşekkürler. Hiç lüzum yok. Peki siz bilirsiniz. İyi günler. Size de. Muhallebi için tekrar çok teşekkürler. Rica ederim efendim. Afiyet olsun.
Niye bozdun lan tezgah? Kız olmaz İbo. Sebep? Çok hasta. Baksana oğlum, kuş gibi kız zaten. Şimdi biz bu kızı alsak, yılan merdana götürsek. Götürürken bu kız yolda elimizde kalsa ne olacak İbo? Ha? Bunu Mahir duysa, seni de yer, beni de yer. Kızgın mısın? Kızmalı mıyım? İyi akşamlar. Turgut Bey'in odasını haddimi aşmadım umarım. Ne oldu, bozuştuk mu? Turgut Bey'le arandaki meselenin benimle ne alakası var? Sen git bu endişeni ona yönelt. Sen de onun gibi mi düşünüyorsun peki? Nazif Kara dosyasını soruyorsan, Turgut Savcı da dosyadaki sıkıntıları fark edecektir bir gün. Yani o iyi bir savcıdır. Şu an çatışıyor olabiliriz ama bu geçmişteki başarılarını silemez. Ben de böyle gidiyordum ama alışkanlıktan. Bugün yollarımız ayrı galiba. Evet, ayrı. Yani eğer istiyorsan gideceğin yere yakın bir yere kadar bırakabilirim. Giderim ben. Sağ ol. Peki. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sana bir işimiz düştü. Bu yılan Berda'nın başı beladaymış. Ricada bulundu. Git bir bak istersen. Şimdi hiç sırası değil. Ama velakin... Turgut'cum, kazanın, belanın, derdin, geleceğini kim önceden kestirebilir ki? Ha? Bu gemi sensiz yürümez. Git bir bak. Bir şey gerekiyorsa yardım et. Kolay gelsin. Nazif Kara, ziyaretçim var. Kim? Ural'ın ailesi mi? Yok, oğlum Mahir Kara. İstersen ben çıkayım. Baban yorgun derim, uyuyor derim. Bu halde görüşe çıkma. Yok, konuşacaklarım var zaten. Nasılsın? Hamdolsun. Sen nasılsın avukat bey bakalım? Avukat mı? Hangimize diyorsun abi? Mahir'in olduğu yerde ben hiç üstüme alınmıyorum o vasfı. Senin de mesleğini kaptı öyle mi? Kundura'da da öyleydi. Baba. Bir şey mi oldu? Ne olmuş? Ne oldu?
Kim ne yaptı baba sana? Baba ne oldu? Bir şey yok Mahir. Dur bir sakin. Görüş günü Aytan'a sizin yüzüğünüzü takmaya niyet etmiştim. Çağırmıştım, gelmediniz. Annem konuştum diyordu. Söyledi söylemesine ama... Mahir, genç bir kızın hayatı mevzubahis. İyi düşün. Düşünecek bir hadise yok baba. Aytan'la biz çok farklıyız. Sen benim bu kararım yüzünden böyleysen, yani yüzünün sonmasına sebep bensem. Hayat senin hayatın evlat. Ben sadece temennide bulunabilirim. Tek arzum senin saadet içinde yaşaman. Sağlam olmazsan böyle olur. Zar tutuyorsun oğlum sen. Yoksa kaybetmem ben. Oo. Ağalar beyler. Durumlar kaç kaç. 3-2 alıyor abi ya. Benim mahcup delikanlıma bak ya. Benim Tarık Akan'ıma bak ama. İşini gücünü bitirmiş, derslerini bitirmiş, oturmuş tavla oynuyor. Abi ben liseye gidiyorum. İlkokula değil. Hop. O karne gelsin oğlum, o karne. Göreceğim o zaman ben. Hamama gireyim de ben bir yıkanayım, kiratayım. Oynamayalım biz abi. Tadı kaçtı. Rüzgara bak. Otur tonton otur. Bir de benim boyumun ölçüsünü al bakayım da. Avukat bey, adliyede işler nasıl? Umut var mı? Feride fikrini değiştiriyor baba. Evet, yani tam olarak kabul etmedi ama... belki de Nazif Kara katil değildir dedirtmeyi başardım. Hayırlısı olsun. Duruşmaya az kaldı lakin. Baba inan bana. İnan ki yürüdüğüm bu yolda avcumda cebimde umudu taşıyayım. Güç olsun bileklerime. Bana inan baba. Bir tek sana. Senin inancına ihtiyacım var hayatta. Ben hiçbir şeyden emin olmadım. Senden emin olduğum kadar Mahir'im. Lakin babayı oğula, oğlu babaya... kardeşi kardeşe koymaz bunlar. Akıllarında ip varsa. Sen niye böyle konuşuyorsun? Sanki bir bıçak sokuyorsun içime, çevirip duruyorsun baba, niye? Bugün... Vural'ı astılar. Aldılar götürdüler. Tabureye çıkardılar. Sonra bir fiske. Devrildi tabure. Vural bana baktı. Ben işte o zaman çok utandım. Çok. Yaşımdan utandım. Daha 27'sindeydi. Sen nerede gördün baba? Seyrettin mi yoksa?
Niye baba? Sonra mı seyrettirdiler? Kim, ne hadle, nasıl yaparlar böyle bir şeyi? Ne yaptığını zannediyor bu şerefsizler? Ben istedim evlat, ben. İnsan eceli geldiğinde ölürken ne bileyim işte. Evinde, yatağında, yanında sevdikleri. İşte elini tutarsın, ne bileyim gözlerine bakarsın. Mutlu olabilir insan karısıyla, çocuklarıyla. Dile gelmese de işte vedalaşma şansı varsa ben Vural'ı yalnız bırakmak istemedim. Tek başına tanımadığı gözlerle gitsin istemedim. Gözlerine bakmak, uğurlamak için oradaydım. Görüş bitti. Sen sadece bana inan baba. İnan. O kalem kırılmayacak. Herkese çokça selamlarımı söyle. Hasretle öperim. Nazif'ime bilhassa. Thank you.